Değerli basın emekçileri, bugün yine kara bir gün. Bugün Türkiye'nin barışına kurşun sıkıldı. Türkiye'deki kardeşliğe, barışa, demokrasiye İzmir'de bir kurşun sıkıldı. Atılan kurşun, katledilen can, adı Deniz ama katledilen sadece Deniz değil. Bu ülkede barış isteyenler. İzmir'in halkının duyarlılığı biliniyor. İzmir'de böyle bir olayın olması sadece İzmir'de yaşayanları değil, Türkiye'de ve dünyada barış sevdalılarını üzdü. Öncelikle tetiği çekenin yakalandığı söyleniyor. Tetiği çekenin yakalanması yetmez. Bu tetiği çekenin arkasında kim var? Daha önce bir kamu çalışanı olarak görev yapmış. Sosyal medya hesaplarında silahlı gösterileri var. Bunlara seyirci kalan savcılar, şimdi vicdanlarınız rahat mı? HDP il binasına bir saldırı düzenleniyor. Saldırganın girişi engellenmiyor ama HDP yöneticilerin girişi engelleniyor. Bu kabul edilebilecek bir durum değildir. Buradan Türkiye'yi yönetemeyenlere çağrımdır. Bu ülke barış içerisinde yaşamak istiyor. Bu ülke demokrasi içinde yaşamak istiyor. Eğer siz barışa sıkılan kurşun, demokrasiye sıkılan, adalete, hukuka sıkılan kurşunun önüne geçmezseniz hiçbirimizin bu ülkede huzuru kalmaz. Ben başta hayatını kaybeden HDP çalışanı Deniz'i, ailesine başsağlığı diliyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye'ye başsağlığı diliyorum. Türkiye'nin barışına sıkılan bu kurşunun mutlaka hesabı sorulmalı. Bugün daha ayrıntılı konulara değinecektim ama gerçekten Türkiye farklı bir noktada.